Konusunda 99 depremine dair anım var mı? Var. 99 depreminde yine bu evdeydim. Gece ilk ben kalktım evde. Ee, abi Doğruldum direkt içeri gittim falan. Bizim valide hanımı yiyor, peder yiyor, sallanıyoruz falan filan. Yani o zaman deprem diye bir şey görmemişsin yani, çocuksun. Ondan sonra kalktık, annem şey diyor, hırsız sallıyordur diyor evi. Yani öyle bir uyku sarhoşluğu içerisinde ondan sonra tam böyle ineceğiz neyse or oraları geçeyim böyle bir bazı şeyler var ee, ondan sonra babam bir inat etti bekledi bir içeride falan daha sonra indik aşağıya indik aşağıya bu defa anahtar arabanın anahtarını arıyoruz bulamıyoruz yok yanımızda arabanın içinde yatacağız yok yanımızda arabanın anahtarı tekrardan çıktık tabi artçılar devam ediyor gittik buzdo arıyor hiçbir yerde yok evin anahtarı. Buzdolabı poşetinin içerisinde etin şeyinde anahtar aradık. Yani sabah kasaba gitmiştik belki onun için atmışındır diye buzluğun içindeki etin içinde anahtar aradık o deprem şeyinde. Sonra indik. sonra indik. Şeye gideceğiz. Bu da bizim park var. Parkın oraya gittik. Oturuyoruz işte. Herkes oturuyor. Bir sessizlik var. Herkes de bir korku var ki bazı komşular işte bornozlarla çıkmışlar donlarla çıkmışlar yani perişan bir vaziyettir ondan sonra eee oturuyoruz yani mecbur o şekilde oturuyoruz şeyde parkta ondan sonra şey çalıyor bir tane de, dedi ki bir tanesi radyo şey yapalım açalım bir yerden bulundu anahtar ondan emin değilim radyo açalım hani biraz şey olsun e, havamız değilsin gibilerinden Neyse abi açtık radyoyu. Abi sanki müzik çalacak radyoda da yani. Şurada şu kadar ölü, burada bu kadar. Herkesin tadı kaçtı. Bilmem ne. Öyle o geceyi geçirdik. Sonraki günler tabi yine çadırlarda falan da kalınıldı bir ara. Yavaş yavaş evlere çabuk dönüldü ama. Yani o kadar hızlı olacağı belki bugün, bugün olsa o kadar hızlı dönmezsin. Ama o zamanlar çabuk dönmüştük evlere. Ee, bu kadar önemli bir şey olduğunu da fark edemiyorsun. Tabii asıl yıkıcı olay Gölcük, Sakarya e, Sakarya, Adapazarı. Buralarda olan olaylar oldu. Yani şimdi İstanbul'da o kadar tesir yaratmadı deprem. Oralara gittiğimizde Gölcük'te babam bir firmada çalışıyor. Du o zamanlar müdürdü. Yardım ulaştırmak için gitti. Sonra düzce deprem oldu. Aynen öyle. Düzce'ye falan da gittik biz yani hep. Benim hatta orada oralarda videolarım var. Şimdi Bursa'm bir gün izleteyim size. Veya ve ile. TRT çekmiş o zamanlar. Deprem mağduru çocuk diye ben salıncakta sallanıyorum. Ondan sonra babam işte yardımlara ulaştırdı falan. Ve şunu çok net söyler. İnsanların elleri bembeyaz olmuştu artık. Ama yine de sabun kuyruğuna girip sabun alıyorlardı. Stok yapıyorlardı. Kara borsada satmak için. Yani hakikaten çok üzücü manzaralar oldu. Dışarıdan gelen insanlar oldu, yağmalayanlar oldu. Ee, herkes için tabii çok büyük bir tramvaydı o. Ee, ve 99 depremi yani hakikaten çok şeydi değiştirdi yani. Sonrası daha da rezalet tabi. Dur neyse o şeyi de anlatayım bari. Tam ineceğiz, biz şeyde duruyoruz, eşikte. Babam bir anda namaza durdu. Tamam mı? Diyor ki bari namazsız gitmeyelim falan gibilerinden. Hemen orada namaz oldu. Yatsı yıkıldı abi. Bekledik bu abi şeyde. Böyle de bir <laughs> şanım var yani deprem sırasında. Ondan sonra tabi ee... tabii ben şeyde gördüm. Ben Antep depreminde gördüm. Antep depreminde gördüm. Yok işte uyuyakalmış. Yatsı yıkılmamış abi. Kalkıp şey yani abi, abi yassız, gitmeyeyim diye böyle bizi şeyde eşi eşikte de bekleyin deyip bizi de bırakmıyor inelim yani öleceksek hep beraber öleceğiz mantı öyle onu hatırlıyorum ben Antep depremini de gördüm ne zaman olmuştu ki Maraş depremi işte Antep depremi geçen olan maalesef çok enteresan bir olaydı o da çünkü ben aslında Antep'e gitmek gibi bir projem yoktu bir tur gezisi sebebiyle Antep'e gitmeye karar verdim. 6 Şubat depreminden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani geçen sene. Unuttuk mu bu kadar çabuk mu unuttuk ya? Bir tur şeyle gidecektim. Yani gezdirecektim yani insanları. Tarih yerleri anlatacaktım falan. Öğrencilerimiz var. Onları işte şey gezdirecektik. Bindim ben uçağa. Doğrudan Antep'e geldim. Ben İstanbul'da oturuyorum. Doğrudan Antep'e geldim. Antep'te e, gece bayağı kar yağıyordu, korkunç bir şey vardı yani böyle tipiye vurmuş bir kar vardı. Onun için İstanbul'dan uçaklar kalkamadı ve bizim turun kalan kısmı uçağa binip Antep'e gelemedi. Bir tek ben Antep'te kaldım. Ve işte gece indim böyle biraz canım da sıkıldı. Biraz sıkıntılı bir havaydı hakikaten yani karlı marlı bir şey. Ve Antep'i de böyle bili biliyorsunuzdur biraz yani o mahalleler şeydir. Ondan sonra indim böyle bir ciğercilerin olduğu yeri dolaştım. Kalenin altından kalenin fotoğraflarını ve videolarını çektim. Yani <laughs> Antep Kalesi'nin yıkılmadan önceki son fotoğraf ve ee, videoları bende. Son fotoğraf ve videoları bende. Çünkü ben çektikten çok kısa bir süre sonra belki bir saat, bir buçuk saat sonra deprem oldu ve yıkıldı zaten. Otele geri döndüm. Yemek falan yemiştim işte. Otele geri döndüm. Bir Twitter sohbet odasındaydım. Abi bir anda bir sallantı. Ve ben 13. kattayım. Bir otelin 13. katındayım. Yani dedim ki rüzgar statiği bozdu bu binada. O an onu düşündüm. Neyse. Yüksek bir bina bu. Statik bozuldu ve bina sallanıyor diye düşündüm başta. Yani depreme ihtimal bile vermiyorum o anda. Sonra baktım yok bu deprem. Alttan alttan vuruyor. Oturdum abi direkt yere. Ben çok soğuk kalmayayımdır. Geçen bir 6.5 buçuk depremi oldu. Biliyorsunuz İstanbul'da bir 6.5 şeyinde bir deprem oldu. Onda da onda da yatmıştım böyle sırt üstü şeyde telefona falan bakıyordum. Baktım avize falan sallanıyor. Bekledim. Hiç kalkmadım da yerimde. Ondan sonra tabi bu biraz İstanbul'dakiler falan kat be kat büyük yani. Hiç durdurmuyor deprem yani. Bir dakika mı sürdü? iki dakika mı sürdü? Ayağa kalkıyorsun sallıyor. Şey yapıyor falan yani. Oturduğum yerde kaldım. Ama bildiğimiz dualardan falan şöyle bir potpori. Ondan sonra kalktım abi. Hazırlandım. Çantam mantamı hazırladım. Her şeyimi hazırladım ama bak. Yani sana şöyle söyleyeyim. Oteldeki e, eşantiyon tarağı bile yanıma aldım. Yani çünkü dedim ki bu şu andan itibaren ne olacağı belli değil bana. Yani dışarıya çıktığımda ne göreceğimi de bilmiyorum. Çünkü bu deprem dehşet bir deprem yani. yani bu deprem yani çıktığımda ne olabilir? Her şey olabilir. Onun için eşantiyon tarağı kadar aldım. Çantamı hazırladım. Bavulumu almadım sadece. Yani kıyafetlerimin olduğu bavulu almadım. Yani o an bavulla in inemem gibilerinden. Ve indim. Ondan sonra... Tabii orada da şöyle şey yaptım. Yani o an... O da bir cesaret yani. Değil mi? Abi bineyim asansöre dedim. indim ya. Yani, o da yapılmayacak bir şeydi. İndim asansöre indim. Ondan sonra... Abi bir çıktım. Ortalık tipi zaten. insanlar uykularında yakalanmış deprem. Herkesin gözler böyle taşı gibi. Allah'tan otelin hemen zeminine inmiş birkaç kişi. Zemini kontrol etmişler. Herhangi bir sorun yok. Otel gayet sağlam. Hiçbir şey yok. Yani otel güvenli. Ondan sonra dedim ki yani bu deprem büyük deprem. Bizim derhal buradan çıkmamız lazım. Ve bizim turun içerisinde olması gereken bir kişi daha şans eseri oteldeymiş. Ondan sonra o da benim yanıma geldi. Karşılaştık. A, siz hocam siz değil misiniz falan falan. Aynen falan de ben tabii şey gargaraya getirdim bir şey. Ondan sonra onunla beraber dedim ki bak yani şu anda gün aydınlandığı zaman anlayacağız ne olduğunu. Derhal ilk uçak biletini bulalım ve gidelim burada. Onu aradık 9.30'da hani sabah işte kaç gibi oldu deprem. 9.30'da bir bilet var aldık. Bu arada hemen şeyi aradım. İstanbul'u aradım. Hani henüz şey olmamıştı yani hatlar kesilmemişti. Çünkü insanlar daha depremin şoku içerisinde. İstanbul'a gelmeyin dedim. Burada çok büyük bir deprem oldu. Sıkıntı var yani. Maraş depreminden bahsediyoruz ya. Bu ilki. Bu ilki. Yok daha, daha değil. Millet uyanamamış yani. Millet uyanamamış durumdaydı. Aldım bileti 9.30'u. Sonra 9.30'da bir işte taksi bulduk. Taksiye yüklü bir miktar indirdik. O adamın da ailesi dışarıda falan. İşte gece 4'te, 4.30'da olmuştu evet. 6 Şubat depreminden bahsediyoruz. Ondan sonra çıktım oradan şeye Antep Havalimanı'na geldik. Antep Havalimanı'nda polisler etrafı çevirmiş. Bütün benzinciler, yani neredeyse bila istisna, kuyruk halinde kuyruk halinde, herkes pompa başında bir şey bekliyor, benzin bekliyor falan filan yani korkunç bir ortalık. Yollarda felaket trafik var. İnsanlar işte bazı yerlerde dörtleri yakmışlar orada ısınmaya çalışıyorlar. Felaket soğuk var zaten. Tipi her taraf. Bu defa bize şunu söylediler. Ee, bana Bize şunu söylediler. Yani Antep Havalimanı'nda belirli yerlerde çatlaklar var. Uçak bu takdirde kalkamayacak buradan. Şu anda Antep'ten e, şu anda Antep'ten hiçbir şekilde gidiş yok. Dendi. Bunun üzerine yine aynı taksiye rica ettik. O bizi götüren taksiye. Ondan geri geldik. Adamı da uğurladık evine. Ailesinin yanına. Şimdi bu sefer ikinci ikinci şey başladı. Mücadele başladı. Şimdi biz burada kaldık yani. Antep burası yani anladın mı? Hiç bilmediğim bir yer. Hani bir iki tane tanıdığım var Antep'li ama yani öyle gidip de bir hafta iki hafta kalacak halim yok. Ve yollar falan ne halde bilmiyorum. Önümü göremiyorum yani şu anda planlama açısından. Ee, bu sefer şöyle bir şey yapmaya çalıştı. Tabii nereye gideceğiz? Bir de o var. Şeyden döndük, havalimanından döndük, otele geri döneceğiz. Yani dönmemiz gereken yer o. Yanındaki arkadaş dedi ki, bir kahve bulalım, bir tahmis kahvesi vardır orada malum. Orada oturalım kahvanede bekleyelim ne olacak diye. Dedim ki, hazır otelimiz var ve otelin sağlam olduğunu anladık yani, bir şey yok otelde. E kahvehaneyi şimdi zaten açmamıştır kimse, herkes can derdinde. Yani ortalık 56. Açmamıştır kahve, geri döndük otele. Otelde işte sağ olsunlar ikramlar hazırlamışlar. Herkes lobide şey bekliyor. Yani haber almaya çalışıyor. çünkü Antep'te kalan adam netice itibariyle Maraş'ta akrabası var. Veya Hatay'da akrabası var. Ona ulaşmaya çalışıyor. Endişeli herkes ağlayanlar vesaireler. Böyle bir şey oldu orada. Yani bir kamp gibi herkesin toplandığı bir to şey gibi bir afet çadırı gibi bir pozisyon oldu orada. Bu sırada ben bu ikinci depreme geleceğim şimdi. Bu sırada ben ikinci bir çözüm düşünmeye başladım. Tabi baktığım zaman evet yani Antep Antep özelinde şimdi otel zaten bir tepenin üzerindeydi çok bir şey olmadı. Antep özelinde orada çok bir yıkım en azından bakıldığında şehre görünmüyordu ama aralıksız bir şekilde ambulanslar, polis sirenleri vesaireler duyuluyordu. O da bana yani şunu anlıyorum hani bu mahallede yok ama iki mahalle de var. Çünkü benim bulunduğum mahalle bir otel var. Önümüzde bir müze binası var. Kalan yerler gece konudu gibi. Merkezdeyiz zaten. Ee, kale yalnız işte. Kalenin yıkılması hakikaten çok dramatik bir görüntüydü. Yani Meşhur Antep Kalesi gözümüzün önünde yıkıldı. Parça parça böyle dağıldı yani. Neyse. Ben ikinci Çözümümüz bu sefer düşünmeye başladım. Şu i̇şte Antep'ten kalkamıyoruz. Başka şehirlerde yani çünkü depremin vurduğu şehirler olarak Antep sayılıyor, Maraş sayılıyor. Henüz Hatay bile çok şeyde değil yani. Hatay bile sonradan bu matematiğin içine dahil oldu. İşte Maraş ve Antep e, konuşuluyor o sırada. Ben yani dedim ki bir çözüm daha bulmam lazım. Bir çözüm daha bulmam. O da ne olabilir? Ben açık olan bir arabanı kullanarak gidebildiğim bir şehirden uçakla dönmeye çalışmalıyım. Bu defa Urfa'yı bulduk. Urfa yolu açık. Yani bir taksiyle gidebilirim. Ve orada da uçak bulabilirim. Uçağı da hatta iki buçuk falan gibi. iki buçuk, bir buçuk. O ikinci deprem ne zaman olduysa işte o şey. Abi Urfa'ya doğru gidiyoruz. Yolda araba böyle bir ben biraz uyukladım falan. <laughs> araba şöyle bir şey yaptı yani. Şöyle bir hareket yaptı. Meğer o hareket Büyük Maraş depremiymiş abi. Yani bildiğin biz Maraş depremi sırasında Urfa yolu üzerindeydik. Bayağı araba savruldu ama Allah'tan bir kaza mazam oldu. Şeye geldik. Urfa Havalimanı'na geldik. Havalimanında artçılardan vesairelerden dolayı insanlar korkup dışarıya kaçmışlar. Ve çok tuhaf. Askere giden gitmeye çalışan var. Hacca gitmeye çalışan var. Yani hacca değil de umreye tabii o dönem. Umreciler falan var. Yani tuhaf bir görüntü var şu Havalimanı'nda. İnsanlar kaçış bir daha arkadaşlar. Ben bu söyleceğe girdim. Direkt bankoya doğru gittim dedim ki İstanbul uçağı ne durumda? Abi dedi 15 dakika içinde kalkacak bu uçak. Hiç arama var ama yapmıyorum. Koş dedi. Abi biz o diğer arkadaştan çantalar, mantalar. uçağa bindik. 4.5, 5 gibi Evdeydim zaten ben eve geldim yani İstanbul'daydım daha doğrusu İstanbul'a geldim benden sonra tamamen o bölgeye e, gitmenin hiçbir imkanı kalmadı. Yani o bölge artık ondan sonra e, şeydir yani o bölge 2-3 hafta tamamen kapandı malum. E, yani böyle de bir şeyim var Maraş depremine de yakalandım yani hem 99 depremine İstanbul'da. E, hem de şey Maraş'a öyle yakalandım. Ya ben de bir şey vardır yani bir hayatta kalma içgüdüsü gibi bir olayım var ya. Yani bir şekilde bir, bir, şeyi çözüyorum yani. Ha çok böyle hımbıl davranırım. Anladın mı? Yani çoğu şeyden uzak dururum. Ama çözüm bulurum o sırada. Yani kafam çalışır. Yani oraya buraya koşturmam çok. Hani şu çözüm var mı önünde? Yok. Bu çözüm var mı? Var mı? Bir şey yaparım. Bir de evet soğuk soğukkanlılık. Yani o tarz soğuk soğukkanlılığı korumak lazım. Yani ben evet çok korkunç sallandım. Ama yani korkmadım yani o an, o an için. Ya şu an çünkü benim başıma bu akıbet gelecekse ben burada öleceksem yapacak hiçbir şeyim yok zaten. Yani ben bunu değiştiremem ki. Ona hazır olabilirim ancak. Sonra e, e sonra Kurtuldum. Kurtuldum diyelim. Ee, yeni şeyler yapmam lazım. Yani o an ne yapmam gerekiyorsa onu yapmam lazım. Yani o şeyi yaşayamam yani. Öleceğim ben. Korkusunun bir anlamı yok. Tabii ki çok insani bir şey. Hepimiz bu hissi his yaşayabiliriz. Ve yaşamamız da kınanmaz. Ve bir kahramanlık, cesurluk işi değil. Ama bende yoktur o şey yani. Ee, yani böyle telaş yapmam. Çünkü bu akıbetse, benim başıma gelecekse önümden öte köy yok yani. Ne yapacaksın ki orada? Ancak ona hazır olmayı düşünürsün yani. Ee, böyle. 99 mu daha çok? Maraş, Maraş. Ya Maraş aralıksız çok korkunç bir şey diye. Yani. Eyvallah Andaş Bey. Sağ olun. Ya da Andaç Hanım değildir herhalde. Yani Maraş çok şiddetli ve uzundu. Yani bitmiyor dedim yani bu bitmeyecek bu çünkü şey yapıyorsun hadi yürüyeyim biraz çantaya doğru gideyim üstümü giyeyim operasyona girmeye çalışıyorsun ayakta duramıyorsun abi yani hani o çok kötü bir şey ve sürekli böyle dalga dalga gelen bir depremden bahsediyoruz ya. Yani. Sabah 4.17'de uyandık. Uykusuzluktan millet ölen kestikken bir daha vurdu. Aynen öyle. zaten bak Baraj depreminin, Hatay depreminin bu kadar yıkıcı olması sebeplerinden bir tanesi de. Herkesin o andaki bizim psikolojimiz de oydu. Onu açık söyleyeyim yani. İndik aşağıya. Bizim tecrübemizde, 99 depreminde gördüğümüz, Gölcük depreminde gördüğümüz tecrübeler. Bizim dediğimiz şuydu. Yani bu deprem oldu artık bundan sonra bir şey olmaz burada artçılar olur ama yıkıcı etki yaratacak bir şey olmaz dedik. Yani birbirimizle böyle teselli ettik orada da. Ve insanlar da haliyle ya büyük deprem oldu zaten. 2 e dakika evime gideyim bir eşyamı alayım. Veya bir 5 dakika kestireyim. Lerin içerisinde ikinci depreme yakalanıp çok ciddi bir şekilde hasar aldılar, zarar gördüler depremin aslında acı bir bilanço vermesinin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani insanlar beklemiyordu böyle bir şey. Nasıl beklersin yani? Hani olmayacak büyüklükte bir deprem olmuş. Bitti dersin yani. Bitti dersin. Mantıklı olan da odur. İkinci deprem Asıl büyük zararı verdi tabi Bizim kanalda bir depremler tarihi videosu vardır. Onu bilmiyorum izlediniz mi? Ee, yani orada da ben onu söylüyorum. Aslında bu fayın bir şekilde harekete geçeceği çok belli. Çok benzer şekilde Bizans döneminde de Antakya'da aynı şey olmuş ya. Yani. Ama tabii şey yapamıyorsun ve bu daha evvelden de konuşulmuş belediye programlarında, imar planlarında şu kadar da kat olacak. Bak cadde buradan geçsin bunlar konuşmuş sonra bunların hepsi rafa kaldırılmış. Dört kattan yukarı izin vermeyin demiş. Çünkü kısa vadeli düşünüyoruz ve hep böyle ihtimal olmaz yani olmaz böyle bir şey herhalde diye hareket ediyoruz. Olmaz böyle bir şey diye hareket ettiğimiz için başımıza hep bu olmazlar geliyor. Onun için asrın felaketi lafına ben katılmıyorum. Evet asrın felaketi çok korkunç bir felaket ama bizim ihmalimizin neticesi bu. Bizim cehaletimizin, bizim Tembelliğimizin neticesi bu. Yani gökten bir bela geldi başımıza, taş yağdı falan hikayesi değil. Öyle felaketler de vardır. Kaçamayacağım felaketler, tedbir alamayacağım felaketler de vardır. Şimdi yeni bina var, sağlam bina. Ama öyle bir şey oluyor ki, bir şey oluyor yani neyse her ihtimaller silsilesi onu yıkılmaya götürebilir. Ama depremin olacağı belli. Uyarılar yapılmış, planlamalar, programlamalar yap programlamalar yapılmış. Bunlara uymamışsın. Sonra başına bu gelmiş. Sağlam bina yapılmış. Sen kolonu kesmişsin. Garaj yapacağım diye veya market yapacağım diye kolon kesmişsin. Ya bu bu artık felaket veya beklenmedik olay değil ki. Bunu sen çağırmışsın zaten yani. Burada kabahatli sensin maalesef ve onun da karşılığını maalesef görüyoruz. Gördük yani hepimiz. Ee, ya bunlar bunlar şey önemli hadiseler, büyük ibretler bunlar. Bırakın onu deprem olmasa bile Kartal'da yine karşıda geçenlerde oldu küçük çekmecede bile. Bina kendi kendine yıkılıyor kolon kesildiği için. İşte